Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2021 yılı kesin hesapları ile 2023 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin genel kurula hitabında Altay projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay konuşmasında Altay tankının Nisan 2021'de başlayan Kore Güç Grubu testlerini bir ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Oktay ayrıca pilot tankların üretimlerinin ve atışlı testlerinin 2023 yılı içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Çeşitli ambargolarla sürecin uzamasına dikkat çeken Oktay bu süreçte yerlileştirme faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı. Oktay konuşmasında Altay projesi dönem bir kapsamında yerleştirme çalışmalarının yapıldığını ve Mayıs 2023'e kadar tüm yerleştirme çalışmalarının tamamlanacağını ifade etti. Akit TV'de Sami Dadaoğlu'nun Ankara Kulusi programına konuk olan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Altay Ana Muharebe Tankı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Kore Cumhuriyeti'nden tedarik edilen güç grubunun testlerinin devam ettiğini ifade etmişti testlerin başarılı olması halinde ise seri üretim sürecine Kore güç grubu ile başlanacağını açıklamıştı. Buna paralel olarak yerli güç grubu çalışmalarının da devam ettiğini belirten Demir ilerleyen süreçte hedefin bu sistemlerin Altay tankında kullanılması olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, 10 Ağustos 2022 günü, Haber Global kanalında yayınlanan, kayıt altında özel programına konuk olmuştu program sunucusu Saynur Tezel'in savunma sanayine yönelik sorularını cevaplayan Demir, Altay Tankı hakkında da açıklamalarda bulunmuştu, dünyada bu seviye aktarma organı yapan birkaç şirket var. Kolay bir iş değil. Motorumuz epey bir zamandır test ediliyor. 1500 BG grubu direkt Altay Tankı'na hitap edecek. 1000 BG grubu motorumuz biraz daha önde gidiyor. Testleri devam ediyor. 2025 yılına doğru 6 ay, yerli motorumuzda gidecek. Motorun kullanılacak seviyeye gelmesi için belirli bir süre lazım. Örneğin Kore'nin tankı bize çok benzer. Şu anda Kore sadece motor kullanıyor. Güç aktarma organları Almanya'dan. Biz ilk motor sürecimiz başladığında iki tane batılı şirketten destek alınarak başlanacaktı ama olmadı. Tankın motorunun Türkiye'ye verilmemesi için bir tavır vardı. Bunlar önceden de vardı. Türkiye, artık başkalarının müsaade ettiği standartlarda yaşayacak bir ülke değil. Milli çıkarlarımızı bağımsız şekilde korumak istiyorsak bunun lağımı cimi yok. Bu, bir ülkenin öğrenilmiş derslerle birlikte dikkat etmesi gereken bir konu. 5. Kara Sistemleri Seminerinde Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Altay Ana Muharebe Tankının T3 konfigürasyonunda kullanılması planlanan özellikler açıklandı. Özellikler şu şekilde sıralanıyor, planlanan özellikler incelendiğinde insansız kule ve mürettebat koruma kapsülüyle mürettebatın bekasına yönelik iyileştirmeler öne çıkarken farklı çapta ana silah kullanımı yakın zamanda ortaya çıkan 130 mm top gibi olasılıkları akla getirmektedir. İHA kullanımı yeni nesil ana muharebe tankı tasarımlarında öne çıkan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın zamanda İHA'lar tanklara keşif, gözlem ve taarruz desteği sağlayabilecek düşük maliyetli platformlar olarak da ele alınmaya başlamıştır. ASELSAN tarafından yerli imkanlarla Altay ana muharebe tankı için geliştirilen Volkan 2 tank atış kontrol sisteminin kalifikasyon faaliyetleri 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Gelişme bu yıl 5.'si düzenlenen Kara Sistemleri Seminerinde paylaşıldı. Volkan 2, ASELSAN'ın sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesine dayanan en güncel ve gelişmiş tank atış kontrol sistemidir. Sistem, üstün vuruş gücünün yanı sıra yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak savaş ortamında etkinliği maksimum seviyede tutacak şekilde optimize edilmiştir.